Arkadaşlar herkes hoş geldi. Harika bir pazar günden herkese merhabalar. Kahvaltılar yapılıyorsa veya yapıldıysa afiyet olsun. Kahvaltımıza beraber güzel bir videoyla karşınızdayız. Yanımızda iki tane konuk var ama en önemli konuk Insta360 Flow. Insta360 Flow telefon gimbalıyla da yeni model bir F850 GS çekeceğiz arkadaşlar. Bu makine, bu gimbal gerçekten inanılmaz bir teknolojiye sahip ve bunun tüm özelliklerini size tanıtacağım. Şimdi şöyle yapalım. Ben telefon gimbalını sökerken Insta360 Flow ile çektiğim harika bir edit izleteceğim. İyi seyirler. Bak şimdi, sen o editi izledin, eğer hoşuna gittiyse alta yorumlara tepkini belir. Şimdi kutudan çıkarttığımızda iki parça olarak geliyor ürün, tamam mı? Bir tane mıknatıslı telefon tutacağı, bir tane de direkt gimbalımızın kendisi. Gimbalın üstünde zaten sana ne yapacağını tarif eden oklar mevcut. Bak burada ne diyor? Yukarıya doğru çevir. Gimbalın el tarafını tutup yukarıya doğru çevirip gimbalı açıyoruz. Şöyle bir konu var. Gimbalı ilk açtığında kendi açılıyor, tamam mı? Sen buradan gimbalı power tuşundan tekrar kapayacaksın. Power tuşundan gimbalı kapadıktan sonra yapman gereken şey, telefon tutacağına eline alacaksın, telefonun eline alacaksın. Zaten burada telefonun kamerasının yukarıya gelecek kısmı yazıyor. O yüzden telefonu yanlış bağlama gibi derdin yok. Ayrıca Insta360 Flow'da gimbal, stabilizasyon gimbal, kalibre derdi de yok. Her şey kendi ayarlıyor. Bizim profesyonel gimbal'lara göre çok daha başarılı gerçekten. Şimdi bunu da taktıktan sonra gimbalı eline al. Burada telefonun arkasında bağladığın yerde bunu ortalamayı unutma, tamam mı? Bak bu böyle sağa sola kayıyor. Sen bunu ortaya alacaksın. Şu anda şöyle size göstermem gerekirse gördüğünüz gibi dümdüz. Sonra buradaki gimbalındaki çıkıntıya bunu mıknatıslı bir şekilde, düzgün bir şekilde oturtuyorsun. Oturduktan sonra power tuşuna basılı tutuyoruz ve gimbalımız şu anda aktif. Şu anda ikinci önemli konuya hemen geçiyorum. Gimbalın bataryasını görme durumu. Aslında uygulamadan görüyorsun ama uygulamasız kullanmak istersen alttaki power tuşuna bir kere bastığında bak 4 tane ışık yandı. Yani şu anda %100 bir şarja sahip ürün. Bu arada GS de gerçekten rengine bayıldım. Hani Sony ile de birazcık sinematik çekerim, bambaşka gerçekten. Gimbal'a geri dönersek. Şimdi uygulamada mükemmel özellikler var arkadaşlar ama şöyle bir konu var. Makinenin kendi içinde de mükemmel özellikler var. Nereden başlayacağım bilmiyorum çünkü binlerce özellik var gerçekten ama beni böyle en çok etkileyen özelliklerden biri ve en önemlisi, diyorsun ki küçücük bir alet ya, bu selfie çubuğu tarzında bir şey olmuyor mu? Oluyor. İzle şimdi. Buradan yukarıya doğru çektiğinde tam bu kadar uzayan bir selfie çubuğuna dönüşüyor. Ama bu da yetmezmiş gibi bir özelliğe daha sahip. Selfie çubuğunu abi yan yatırabiliyorsun ve bu şekilde istediğin her kısmından kolayca video çekme açısına, video çekme pozisyonuna ulaşabiliyorsun. Yani istediğin gibi motorun altlarında, arabanın altlarından yukarıya doğru rahatlıkla çıkabilirsin. Bunu tabii ki aynı zamanda yatay da yapabiliyorsun. Diyeceksin ki yatay nasıl oluyor? Yatay da şöyle oluyor. Power butonu sağ üstünde bir böyle bir de böyle ok var. Ona tık tık yaptığında, çift bastığında makinen yan dönüyor. Ona tekrar çift bastığında makinen dik dönüyor. Madem tuşlara girdik oradan devam edelim. Şunu ilk önce bir düzeltmek istiyorum. Tekrar kapamak için de arkadaşlar basıyorsunuz, tamam mı? Bu kadar basit. Bu arada videoya bir kısa bir ara veriyorum. Burada gördüğünüz gibi şu anda Fast Moto'da üretiyoruz bu içeriği. Fast Moto'ya bize yine ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ederiz. Fast Moto arkadaşlar, motosiklet kullanıcıları ve bizim motosikletlerimiz için bizlere sunduğu mükemmel özelliklere sahip bir işletme. Çok bilgiye sahip, çok bilgi var burayla ilgili anlatacağım. O yüzden bu videoyu hiç karıştırmıyorum. Çok yakında Fast Moto ile alakalı, burada neden bu kadar güzel motosiklet var? Bu motosikletler ne işe yarıyor? Neden burası böyle bir mekan? Ve burada neler yapabiliriz? Hepsini size anlatacağım ama bu videoda değil. Şimdi 3 tane tuşumuz var. En soldaki record, yani kayda girip çıkabiliyorsun. Bir altındaki power butonu, ne yapıyorsun? Cihazını kapatıp açabiliyorsun. Bir de bataryanı görebiliyorsun tek tıkladığında. Sağdaki de bunun aslında birçok özelliği var. Şimdi şöyle yapalım. Video modunu açacağım, tamam mı? Size anlatmaya devam edeceğim hemen şimdi. Aynı zamanda Insta360'ın uygulamasını açtım. Hemen bağlayayım şöyle telefonun Bluetooth'la. Bu arada Bluetooth'la bağlıyorsunuz. Kablo falan yok. Insta360'ın uygulamasından telefonla, telefon gimbalını eşlemek istersen her şeyi sadece Bluetooth'la yapabiliyorsun. Mükemmel bir özellik. Bu sağdaki, yani power tuşunun sağındaki buton farklı özelliklere sahip. Bu butona tek bastığında telefonda Bluetooth'la bağlandığında arka kamerayla ön kamera arasında geçiş yapabiliyorsun. Tamam mı? Bak şimdi hatta sana şu anda video çekiyorum. O tuşa sadece bir kere bastığında ne yapıyor? Arka kameraya atıyor. Tekrar bir kere bastığında kamera sana geçiyor. Eğer bu butona çift basarsan
telefonun yatay oluyor. Tamam mı? Çift basarsan telefonun yatay. Eğer bir daha anlık olarak çift basarsan telefon dikey oluyor. Bak anlık gösteriyorum. Şu anda çekimimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çift bastım. Ve anında video şu anda yataya döndü. Tekrar çift bastım. Bir özelliği daha var. Eğer 3 kere basarsan videoyla fotoğraf modu arasında geçiş yapabiliyorsun. Bak sana şöyle göstereyim hemen. Kamerayı ters çevireceğim. Bak şimdi beraber motoru görüyoruz, tamam mı? Motoru görüyoruz. 3 kere bastım. Telefon fotoğraf moduna geçti. Sağ taraftaki o okların işlevi de tamamen buna yoruyor. Gelelim diğer özelliklere. Bu tarafını çok sevdim. Ürün dokunmatik burada. Şu rek butonundan tam sağa doğru ok tuşlarına doğru elini şöyle kaydırdığında follow moduna geçiyor. Follow modunda kamerasını takip eder. Tüm gimbal'larda böyledir. Sen bileğini aşağı yaptığında kamera aşağıya, bileğini yavaşça yukarıya doğru çıkardığında telefon da yukarıya çıkar. Hatta bunu sana ben de aynı zamanda video çekerek göstereyim follow modunu. Bak şimdi. Şu anda mesela kayda girdim follow modunda. Sadece gimbal'ı ve bileğimi yukarıya doğru eğerek şu anda sistematik bir açılış yapabiliyorum motosiklete doğru. Follow bu yani. Senin her hareketini her tarafa doğru takip eden, her yöne doğru takip eden bir mod. Gelelim bir daha elimizi şöyle yapıyoruz. Şöyle 180 derece. Bu da PF. Arkadaşlar PF modu şu işe yarıyor. Heh, bir de arkada bir tane trigger var, tetik var. O tetik de şuna yarıyor. Sen bu ürünün böyle eksenini bozduğunda trigger'a tık tık yaptığında tekrardan eksenini buluyor makine, tamam mı? 3 kere basarsan arka arkaya selfie modunda geçiyor gimbal. Tekrar 3 kere basarsan tekrardan kendine yani karşı cisme, karşı manzaraya doğru çekimle devam edebilirsin. PF modda şu işe yarıyor arkadaşlar. Sağ sol hiçbir tuşa basmadan yapıyorsun ama yukarı aşağıyı algılamaz. Yukarı aşağıyı senin buradaki joystickle yapman lazım. Hem birazcık sağa doğru bileğimi yapıyorum hem de gimbal'ı yukarıya doğru, joystick'i yukarıya doğru itiyorum. PF bu işe yarıyor. Bunun içerisinde bunların ne kadar smooth olacağını karar veren ayarlar var Insta360 uygulamasının içinde. Oraya bakmanızı tavsiye ederim. Çok detaylı çünkü. Yani o joystick'in sağa sola dönme hızı, yukarı aşağı inme hızı, bileğinin hızını ayarlama hızı, gimbal'ın dönme hızını hepsini uygulamadan yapabiliyorsun. Hemen geliyorum son özelliğe. Arkadaşlar FPV aslında Instagram'da gördüğümüz çoğu videonun çekeme taktiği. FPV bu FPV dronlar var ya oradan alınma bir şeydir. Her şey tamamen serbest. Kamerayı 360 derece bile döndürebilirsin ve eksen hiç bozulmaz. Her şey çok serbest. Bununla ilgili size bir hemen dikey video çekiyorum şu anda. Yani bu Instagram'da gördüğümüz çoğu Reels FPV modunda çekiliyor. Kayda giriyorum. Bak şimdi FPV'de böyle çok inanılmaz böyle garip açılarla, tamam mı? Çok garip açılarla inanılmaz bir şekilde çok böyle araba olur, motor olur, manzara olur, her şey modelin olur. Yani çok böyle enteresan bir şekilde tamamen gimbal sana free bir şekilde imkan veriyor. Tüm eksenleri her şey serbest. FPV çok aktif. Yani atıyorum şunu bile yapabilirsin bak. Böyle gelirsin buraya. Bak şimdi buradan böyle kayıtlayayım zaten şu anda. Şöyle. Mesela gördün mü? FPV modu gerçekten çok güzel. Ayrıca size çok önemli bir özellikten bahsedeceğim. Yoruldum. O kadar özellik var ki bitmiyor gerçekten ve şu anda hava çok kötü. Yağmur falan yağıyor. Ama az kaldı. Sana detaylı anlatmaya devam ediyorum. Çok önemli özellik. Uygulamayla telefonu bağlamayı unutma. Karşında hemen şöyle bakalım seninle beraber kamerada. Bak şimdi. Nesneyi şöyle aldım içine. Bak şimdi arkadaşlar hiçbir şey basmıyorum. Ama kendi gimbal nasıl takip ediyor? Yapay zeka takip ediyor. Ben sadece sola doğru yürüyorum. Ama telefon kendi dönüyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bu bir insan olduğunda tabii ki inanılmaz bir şey. Veya takip sahnelerini çok iyi çekebilirsin böyle. Bu özelliği aynı zamanda kendine doğru, kendine çekim yaptığında, selfie yaptığında da yapabiliyorsun. Hemen şöyle kamerayı kendime döndürüyorum selfie moduna. Aynı şekilde bak ben sadece gimbal'ı dik tutuyorum abi. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ben ne gimbal'ı oynuyorum ne bir şey yapıyorum. Ve beni hiç kaçırmıyor görüyor musun bak. Kafamı da çeviriyorum bazen. Bak kaçıyorum. Hızlı bir şekilde kaçıyorum. Ama beni asla takibi kaçırmıyor. Gerçekten çok başarılı bir yazılım. Çok başarılı bir şey ve smooth bir şekilde takip ediyor. Yani bu özellik gerçekten çok sevdiğim özelliklerden biri. Tracking olayı konuyu gerçekten kapatıyor. Şimdi hava şartlarından dolayı çok hararetli ve hızlı bir şekilde anlattım ama bir Insta360 Flow'u kullanmak bu kadar basit. Ama içindeki özellikler tamamen oyunu değiştiren özelliklere sahip. Sadece anlatmadığım bir tane yeri kaldı. Uygulamanın içerisinden manuel olarak tüm ayarlarını değişebiliyorsun ama şu anlık uygulamaya gelmeyeceğim. Sonra zaten kendini keşfedebilirsin. Uygulama Türkçe bu arada. Anlatmadığım bir tane özellik kaldı. Hemen gösteriyorum. Şu olayı sana anlattım zaten, tamam mı? Bunu geçiyorum. Sadece altta gizlenmiş tripod var, tamam mı?
Burada tırnakları aşağıya çekiyorsun. Bir tane tripodun çıktı. Ekstra sana tutma olanağı sağlıyor. Tekrardan tırnaklardan dışarıya doğru aşağı çektiğinde bir tripod altı daha çıkıyor. Bunları böyle tutup çekmek için değil de daha çok şunun için, buradan böyle tatlı bir şekilde bunları açıyorsun ve artık senin bir tripodun var. Bu tripod sayesinde ne yapabilirsin, ne işe yarıyor dersen de sana gösteriyorum şimdi. Bak şimdi. Ben mesela şöyle düşünelim. Solo traveler'ım, tamam mı? Yani tek başına gezen bir adamım. Bak, sana mükemmel bir sahne çekeceğim. Bekle. Hatta yatay yapacağım, bunu videoya da koyacağım. Bunda bir özellik var, inanılmaz bir şey. Mesela sen diyeceksin ki abi tracking'i kim yapacak diyeceksin. Sen karşıya geçiyorsun, kamerayı şöyle yapıyorsun ve kamera 3'e kadar sayıp seni tracking yapıyor. Şu anda onu daha keşfetmedim ama o özellikler var. Bak şu anda beni çekiyor. Mesela ben tekim, kimse yok. Buradan böyle gelip o seni çekecek. Sen de biri çekmiş gibi paylaşacaksın, anladın mı? Gelip motorunu atlayıp gidebilirsin. Yani bu tripod aslında yurt dışında, yurt içinde, her yerde kesinlikle elzem bir özellikti ve onu da cihazın altında gizlemeyi güzellikle başarmışlar. Yani arkadaşlar, günün sonunda size Insta360'ı neredeyse ortalama bir 15-20 dakikada Insta360 Flow'un tüm özellikleri, nasıl kullanılacağını, nasıl kurulum yapılacağını her şeyi anlattım. Artık bundan sonrası tamamen senin sokağa çıkıp ürünü keşfetmene kalmış. Ama eğer bir telefon gimbalına ihtiyacın varsa kesinlikle doğru ürün bu. Bak, bir ürünü ben severim ama bunu çok sevdim ve yakında Milano'ya, İtalya'ya geziye gideceğiz kız arkadaşımla. Kendi makinemi, gimbalım falan değil, tamamen bu setupla gideceğim. iPhone'la ve Insta360 Flow'la çekeceğim her şeyi, vloglarımı. Çünkü çok pratik ve çok hafif. Olay tamamen bundan ibaret. Senin de ürünle alakalı yorumlarını çok merak ediyorum. Veya bu ürünü satın alıp eğer kullanmasını bilmediğin bir özelliğin varsa altta yorumlarda belirtirsen sana yardımcı olacağım. O zaman ne yapalım, videoyu nasıl kapayalım? Sizi Insta360 Flow ve F850 GS'le baş başa bırakalım. İyi seyirler.